İyi akşamlar çocuklar. Bu akşam da size Dilirkiş'in aynasını anlatacağım. Masalımızı dinledikten sonra yine her akşam olduğu gibi erkenden uyuyacağız. Uyuyacağız ki büyüyeceğiz, değil mi? Dilirkiş'in aynası. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellar iken, pireler berber iken, ben annemin babamın beşiğini tıngır damıngır sallar iken, devler, cüceler, padişahlar, şehzadeler, krallar, prensler, prensesler, bir çalgı bir kıyamet. Herkes Tanrı'ya emanet ülkelerden birinde yaşayan 3 yoksul kız kardeş varmış. 3 kardeş her gece sabaha kadar dikiş diker, nakış işler, pamuk bükermiş. İçlerinden biri bunları götürüp pazarda satarmış. Padişah bir gün 3 gün boyunca geceleri ışık yakılmamasını, her kim yakarsa şiddetli bir şekilde cezalandıracağını duyurmuş. Bu emrini tellallar aracılığıyla bütün ülkeye duyurmuşlar. Zavallı kız kardeşler bu duyuru karşısında şaşırıp kalmışlar. Eğer gece çalışmazlarsa pazarda satacak bir şeyler olmaz ve aç kalırlarmış. Çaresiz pencerelerine kalın perdeler takıp titrek bir mum ışığı altında çalışmalarına devam etmişler. Bu yasağın 3. gecesi padişah yanına 2 adamını almış ve emrini dinlenip dinlenmediğini kontrole çıkmış. Şehirde dolaşırken kızların evinin önünden geçiyorlarmış. O sırada kızlar gene titrek bir mum ışığı altında dikiş dikip, nakış işleyip pamuk büküyorlarmış. Aksilik bu ya, perdelerden biri hafifçe aralıkmış. Padişah mum ışığını görünce küplere binmiş. Ama yanındakiler, "Padişahım acele etmeyelim, bakalım buyruğunuzu dinlemeyenler kimmiş, neymiş dertleri?" demiş. Padişah bu teklifi kabul etmiş, pencerenin altına yaklaşarak evi dinlemeye başlamışlar. Hiçbir şeyden habersiz kendi aralarında sohbet ediyormuş 3 kız kardeş. "Ah," demiş büyük abla, "ben kralın baş aşçısıyla evlensem de ona harika yemekler yapsam." "Ah, ah," demiş ortanca abla, "ben kralın baş tercihsiyle evlensem de ona harika kıyafetler diksem." "Ah, ah," demiş küçük kız kardeş, "ben de kralın kendisiyle evlensem de ona 2 evlat dünyaya getirsem, bir kız bir erkek. Kız güldüğünde güller açsın, erkek ağladığında inciler saçsın." Kralın bu çok hoşuna gitmiş. En büyük hayali evlat sahibi olmakmış. "Yarın bu kız kardeşleri saraya getirin," demiş. Ertesi gün 3 kız kardeş saraya gelmişler. Kral büyük ablayı baş aşçısıyla, ortanca ablayı baş tercihsiyle evlendirmiş. Küçük kızla da kendisi evlenmiş. 40 gün 40 gece düğün olmuş. Gel zaman git zaman ablalar küçük kız kardeşi kıskanmaya başlamışlar. Onlar sarayda çalışırken küçük kız kardeş el üstünde tutuluyor. Bir giydiğini bir daha giymiyor, bir yediğini de bir daha yemiyormuş. Ablalar küçük kız kardeşi kralın gözünden nasıl düşürebiliriz diye düşünmeye başlamışlar. Günlerden bir gün küçük kız kardeşin hamile olduğu haberi yayılmış sarayda. Kral mutluluktan uçuyormuş. Ablalar bunun üzerine, "Bebekleri asla kral görmemeli. Doğum sırasında odada kimseyi bulundurmayalım. Bebekler doğunca onları köpek yavrularıyla değiştirelim. Sen de al onları, koy bir sepetin içine, at bir dereye," demiş. Bebeklerin doğacağı gün ablalar koşarak odaya girmiş ve planlarını uygulamaya başlamışlar. Odadan herkesi çıkartmışlar. Bebekler doğunca küçük kız kardeşleri yorgunluktan uyuyakalmış. Ablalar bebekleri bir sepete koymuşlar. Beşiğe de 2 tane küçük köpek yavrusu. Büyük abla bebekleri alarak saraydan koşarak uzaklaşmış. Kral büyük bir heyecanla odaya girmiş ve bebek beşiğinin örtüsünü kaldırınca şok olmuş. Öfkeden çıldırmış. Küçük kız kardeşi zindana attırmış. Kral çok ama çok mutsuz olmuş o günden sonra. Ablalar planlarını işlediğini görünce çok mutlu olmuşlar. Kral artık onlara çok değer veriyor, altın keseleriyle ödüllendiriyormuş. Gel zaman git zaman bir gün kralın sarayında vazolarda mis kokulu güller kralın dikkatini çekmiş. Bahçıvanını çağırmış. "Bahçede hiç gül ağacı yok, sen bu mis kokulu gülleri nerede yetiştiriyorsun?" demiş. Bahçıvan, "Kralım benim bir kızım var, güldüğünde güller açar," demiş. Bu konuşmaları kulak misafiri olan ablalar durumu hemen anlamışlar. Bahçıvandan önce yola koyulmuşlar, nehir boyunca gitmiş, gitmiş, gitmiş ve bir yere gelmişler. Bu yer güller ve incilerle doluymuş. Orada da bir kız çocuğu varmış. Küçük kıza, "Sen burada tüm gün sıkılmıyor musun?" demişler. Küçük kız, "Evet sıkılıyorum ama abim yokken hiçbir yere gidemem. Yasak," demiş küçük kız. "Peki o zaman sen abinden Dilirkiş'in aynasını istesene. Eğer o aynan olursa dünyanın her yerini görebilir, onları izleyebilir, konuşabilirsin ve hiç canın sıkılmaz," demişler. Ablalar kızın abisi gelmeden hızla oradan uzaklaşmış ve saraya dönmüşler. Akşam olmuş, küçük kızın abisi eve gelmiş. Bir bakmış kız kardeşi iki gözü iki çeşme ağlıyor. "Ne oldu canım kardeşim, söyle ne olur," demiş.
Abicim bugün iki tane kadın geldi ve bana delikuşun aynasından bahsettiler. Ben eğer o ayna olursa hiç canım sıkılmazmış ve her şeyi görebilirmişim demiş. Tamam ağlama bulacağım. Yarın sabah yola çıkacağım demiş abisi. Ertesi gün küçücük bir azık torbasıyla yola çıkmış abi. Az gitmiş, buz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ve sonra o kadar yorulmuş ki bir ağacın gölgesinde uyuyakalmış. Uyandığında başında aksakallı bir ihtiyarın oturduğunu görmüş. İhtiyar çocuğun uyandığını görünce "Uf evlat ben çok açım, yemeğin var mı?" demiş. Çocuk biraz düşünmüş, sonra açmış azık torbasını, ekmeğini ortadan ikiye bölmüş, büyük parçayı almış ihtiyara vermiş. Sonra yine peynirini bölmüş, yine büyük parçayı almış ihtiyara vermiş. Afiyetle oturmuş yemeklerini yemişler. Yemek bitince ihtiyar oğul sen nereye gidiyorsun?" demiş. Çocuk "Kız kardeşim için delikuşun aynasını bulmaya gidiyorum." demiş. "Ne? Didrikuş'un aynasını bulmak mı? Onu kimse bulamadı şimdiye kadar. Onu bulmaya giden herkes taş oldu." demiş. Çocuk "Olsun, benim bulup getirmem lazım. Kız kardeşim hayatında ilk kez benden bir şey istedi. Benim bulup onu kız kardeşime getirmem lazım." demiş çocuk. Bunun üzerine ihtiyar "Bak oğul, sen azığın az olmasına rağmen büyük parçaları hep bana verdin. Bu çok değerli ve iyi bir hareket. Sen çok iyi bir insansın. Çünkü birçok insan azığının az kısmını karşısındakine verir, çoğunu kendisine alır." demiş. "Ben sana yardım edeceğim. Lafımı iyi dinle." demiş ihtiyar. "Yedi dağ, yedi tepe sonra karşına bir gül bahçesi gelecek. O güllerden bir tane al ve o mis kokulu güller de. Sonra devam et. Karşına bir tane nehir gelecek. O nehirden bir avuç su al. Ne berrak su de. Ve yoluna devam et. Bir at, bir köpek göreceksin. Atın önünde et, köpeğin önünde ot var. Onların yerlerini değiştir. Yola devam et. Bir açık kapalı, bir kapalı kapı göreceksin. Açık kapıyı kapat, kapalı kapıyı aç ve içeri gir. Çok ihtişamlı mücevherler göreceksin. Sakın hiçbirine dokunma. Karşına Didirkuş'un aynası gelecek. Onu al ve hızla asla arkana bakmadan oradan uzaklaş. Eğer ki merakına yenilir, arkana bakarsan taş olursun ona göre." demiş. Çocuk teşekkür etmiş ve çıkmış yola. Gerçekten yedi dağ yedi tepe sonra gül bahçesini görmüş. Hemen güllerden bir tane almış. Mis kokulu güller demiş. Sonra yola devam etmiş. Karşısına bir nehir gelmiş. Bir avuç su almış ve ne berrak su demiş. Sonra yoluna devam etmiş. Bir at bir köpek görmüş. Atın önünde et, köpeğin önünde ot varmış. Onların yerlerini değiştirmiş ve yoluna devam etmiş. Bir açık bir kapalı kapı görmüş. Açık kapıyı kapatmış, kapalı kapıyı açmış ve içeri girmiş. İçerisi envai çeşit mücevherlerle doluymuş. Tam karşısında büyük bir ayna. Hemen kaptığı gibi aynayı koşmaya başlamış. Arkasından çok büyük bir dev uyanmış ve bağırıyormuş. Köpeğine "Yakala!" diye emretmiş. Köpek "Sen yıllardır bana ot yedirmeye çalışıyorsun. O karnımı doyurdu." demiş. "Yakalamam!" diye bağırmış. "Nehir çağla ve boğ çocuğu!" diye bağırmış dev. Nehir "O içti ne berrak su!" dedi. "Ben boğmam!" demiş. Dev güllere bağırmış. "Dikenlerinizi çocuğa batırın!" Gül "Sen yıllardır en güzel güllerimizi açtık. Bir tane alıp koklamadın. Çocuk kokladı. Ben dikenlerimi batırmam!" demiş. Arkasında tüm bu gürültüler olurken çocuk hiç dönmeden koşmuş, koşmuş, koşmuş ve evine gelmiş. Kız kardeşine Didirkuş'un aynasını vermiş. Kız kardeşi mutlu oldukça evde güller açıyormuş. Kız kardeş aynaya bakıp "Bizim annemiz babamız var mı?" demiş. Aynada birden karanlık bir zindanda annelerini görmüşler. Çocuklar tüm bu olanları anlamışlar. Annelerini nasıl kurtaracaklarını düşünmeye başlamışlar. Ertesi sabah aynayla beraber kralın sarayına gitmeye karar vermişler. Krala Didirkuş'un aynasından tüm olanları bir bir göstermişler. Kral her şeyi anlamış. Çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olmuş. Ablalarını hemen zindana attırmış. Karısını zindandan çıkartmış, özürler dilemiş, tüm olanları anlatmışlar çocuklarıyla. Karısına ve çocuklarına kavuştuğu için çok ama çok mutlu olmuş kral. 40 gün, 40 gece davullar çalmış ülkede. Evet çocuklar, bu hikayede iyiliğin karşılıksız kalmayacağını öğrenmiş olduk. Gökten üç elma düşer. Birisi anlatanın başına, diğeri dinleyenlerin başına, bir tanesi de bu hikayeden kendine pay çıkartanlara. Hadi iyi uykular.